Hayırlı günler arkadaşlar. Fatma Hobi Gram YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir şeyle geldim. Bugün çocuklar hamburger istediler. Onlara hamburger yapacağız. Evde kolay anne yapımı hamburger nasıl kızınca olur? Bunu ben size göstermiş olacağım. Benim daha önce şöyle köftelerim vardı buzlukta. Ve ben onları indirdim. Onları kızartacağım. Ve şu şekilde de benim bakır tenceremde ben kızartıyorum kızartmalarımı. Bakır tencerede kızarttığım için de şöyle bunlar bildiğin patatesler, bu McDonald's'larda falan olan patatesler gibi şöyle müthiş kızarıyor. Çünkü bakır tencereler biliyorsunuz ısıyı eşit dağıtıyor. O yüzden kızartması çok güzel oluyor. Şöyle patateslerimizi bir yandan kızartıyorum. Şöyle köftemi de bir yandan kızartıyorum. Ben size bunu şimdi yapılışını da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakır tencerede kızartma yapmış olmanın şöyle ben size bir taneyi göstereyim. Şöyle çıtır çıtır. Bakın şöyle. Bakın çıtır çıtır bakır tencerede kızartma yapmış olmanın o kadar faydası var ki inanın buradan bunu çok anlayamıyorsunuz, harika oluyor. Bu aklınızda olsun, size bir püf noktası olsun kızartma sevenler için. Ve şöyle turşumuz var, arasına turşumuzu koyacağız. Şöyle kaşarımız var, kaşarı dilim dilim kestik, bizde bütün kaşar vardı, biz o şekilde kullanalım. Yeniden almayalım, dilimli kaşar dedik. Böyle tercih ettik. Bunları da koyacağız. Ben kıvarşım aşımı çekeceğim. Arkadaşlar şu şekilde hamburger ekmeklerimizi tereyağında ısıtıyoruz. 200'ünü de ısıtacağız. Ondan sonra malzemeleri içine dolduracağız. Şimdi arkadaşlar hamburger ekmeğimizi ısıttık. Sonra arasına köftemizi koyuyoruz. Daha sonra erittiğimiz, biraz ısıttığımız kaşarlarımızı koyacağız. Şöyle. Bu arada kızım bana yardım ediyor. Şöyle. Hadi ben anneyim. Elimi değdirsem bir şey olmaz. Şu şekilde. Köfte daha koyuyoruz malzemelerini. Sonra küçük kızım da kapatıyor. Kaç kişi bir hamburgeri yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar şu şekilde tabağımızı hazırladık. Patates kızartmasını koyduk. Şöyle çocuklar hamburgerin kenarına mayonez ve ketçap istediler. Bu şekilde tabağımız hazır oldu. Rabbim herkese de bol nimetler nasip eylesin. Bizlere de ülkemizin üstünde de bu korona belasını kaldırsın inşallah.